İsmail Saymaz, 14 Şubat 2022, Halk TV Komiter. Bel, en geniş demokrasi masası. Doğrudur, Ahlatlı Bel zirvesi Türkiye'deki siyasal muhalefetin bütününü yansıtmıyor. Yuvarlak masada HDP'liler yok örneğin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 milletvekiliyle temsil edilen Türkiye İşçi Partisi, Muharrem İnce'nin memleketi, Ümit Özdağ'ın zaferi davet edilmedi. Ancak bu eksiklikler Ahlatlı Bel'in siyasal tarihimizdeki önemini azaltmaz. Ahlatlı Bel, bugüne kadar kurulabilen en geniş katılımlı ve en çoğulcu ittifaka ev sahipliği yaptı. Atatürkçüler, sosyal demokratlar, milliyetçiler, merkez sağcılar, liberaller ve muhafazakarlar, Cumhuriyet'in 100. yılında Ahlatlı Bel'den ortak bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuğun hedefi şu, siyasi tarihimizde köklü bir geriye gidiş, radikal bir sapma, Eskilerin deyimiyle irtica hareketi olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sonlandırmak. Tek adam yönetimini seçimde alaşağı edip güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayata geçirmek. Bu hedef Millet İttifakı'nın adayını Cumhurbaşkanı yapmakla mümkün olabilir. O halde ne yapmalı? Nasıl yapmalı? belde buluşan 6 lider iki soruya yanıt aradı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine gerçekleşen buluşmada partilerin aldıkları oya, anketlerdeki gücüne, liderlerinin özgeçmişine bakılmadı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde mutabakata varıldı. Liderler 28 Şubat'ta mutabakat metnini açıklayacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Millet İttifakı'nın adını değiştirmeyi önerdi ancak reddedildi. Bir lider yaklaşık 20 yıldır hukuksuzluklara direnen kitle var muhalifleri hiçe sayıp biz geldik değiştiriyoruz demek rahatsız edici olur diyor. Bir milletvekili de Davutoğlu kendisini 7 Haziran'daki gibi istikşafi görüşme yapan başbakan sanıyor diye eleştiriyor. Bu arada kabinenin protokole bağlanmasının tartışmaya açıldığını duydum. İddialara göre her bakanın ittifak partilerinden birer yardımcısı olsun denildi. Bu öneri de geri çevrildi. Deva ve Geleceğin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacakları ise netleştirilmedi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, iktidarın seçim kanununda yapacağı değişikliği görmek istediklerini söylüyor. Barajın %5'e indirilmesi Millet İttifakı'nda hesapları bozabilir. İttifak büyür mü? Büyümez. İyi Parti HDP ile yan yana gelmeye itiraz ediyor. Yalnızca Deva Partisi HDP'nin de masada olmasını istiyor. CHP'nin HDP ile ayrı bir diplomasi yürütmesi gerekecek. Türkiye İşçi Partisi de davet edilmeyecek. CHP'liler memleketi, İyi Partililer zaferi, Saadetçiler de bağımsız Türkiye Partisi'ni istemiyor. Zaten memleket istifalarla sarsılıyor. Ankara, Antalya ve Çanakkale il başkanı istifa etti. Ayrılanların CHP'ye döneceği ifade ediliyor. Bir kısmı zafer yolunda. Mustafa Sarıgül ise ciddiyeti sarsacağı için çağrılmayacak. Ahlatlı belde en memnuniyetsiz görünen İyi Parti lideri Meral Akşener'di. O gece pek konuşmadı. İyi Parti'nin bir ağır topuna neden diye sordum, şöyle dedi. Üzerinde anlaşılması gereken sadece parlamenter sistem konusuydu. Ama öyle ileri noktaya taşıdılar ki gelecekte problem olacak bir yapı inşa ettiler. Yeni partiler kendilerine alan açma mücadelesi veriyor. İleride istekler zirve yapar. Belli konularda anlaşmakta sıkıntı çıkar. Grup kurmaya kadar istekler var olması gereken parlamenter sistemde anlaştık demekti. Büyük anlam yüklendi. İyi Partili yetkili, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundan ötürü bu aşamaya gelindiğini savunuyor. Şöyle devam etti. Adaylık düşündüğü için herkese taviz vermeye hazır bir halde olduğunu görüyorum. Onun bu halinin sezilmesinin ileride daha büyük sıkıntılar çıkaracağını düşünüyorum. Ahlatlı Bel'den sonra Millet İttifakı, Deva ve Gelecek Partilerini de bünyesine katarak daha da genişleyecek. Karizmatik ve ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlenirse Türkiye, 2023'e Erdoğan'sız girebilir. Hatta bu, AK Parti'nin iktidar partisi sıfatıyla katıldığı son seçim bile olabilir. Tabii bir şartla, Dedim ya, ahlatlı bel Türkiye'deki siyasal muhalefetin bütününü yansıtmıyor. Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olan HDP'yi, Kürt seçmenleri ve AK Parti iktidarına karşı kesintisiz mücadele eden solu yok sayarak ve muhatap almayarak yarının Türkiye'si kurulamaz. AKP'yi, AKP'nin emeklileriyle yenemezsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne balans ayarı yapacak sosyalist bir partiye ihtiyaç vardı, Türkiye İşçi Partisi imdada yetişti. Genel Başkan Erkan Baş ve milletvekilleri Ahmet Şık, Barış Atayla Sera Kadıgil halkın sorunlarını dikkat çekici şekilde kürsüye taşıyor. Meydanlarda da varlar, komisyonlarda da. Dün Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul'daki müdahale kongresini izledim. Haliç Kongre Merkezi tıklım tıklımdı. Baş, ahlatlı bel fotoğrafına sözü getirdi ve şöyle dedi. Türkiye o fotoğrafa sığmaz yıllardır iktidara karşı gerektiğinde canını ortaya koyan bu halkı, kadınları, gençleri, Kürtleri görmeyenlerin Türkiye'nin geleceğini kurma şansı yoktur. AKP'yi AKP'nin emeklileriyle yenemezsiniz. AKP'yi halk yener. Türkiye'nin geleceği halk ittifakıdır. Sağcılıkta yarışanlara, sola bakmaya cesaret edemeyenlere karşı üçüncü ittifakı yaratmak için sözleşiyoruz. Baş, Halk ittifakı derken HDP'nin öncülüğünde sol partilerin üçüncü blok kurmasını kastediyor. Bu önerisi karşılık bulmasa da seçime doğru cazip hale geleceğini düşünüyorum. O güne kadar Türkiye İşçi Partisi kurumsallaşmasını tamamlamalı. Yalnızca gençlerin değil, asıl emekçilerin hayatında yer edinen bir kitle partisi olmalı. Aksi takdirde sosyalistler CHP ve HDP içerisinde eriyip bağımsız özne olmaktan çıkacak. İsmail Saymaz